Elon Musk'ın son açıklamaları üzerine konuşacağız. Yine yaptı yapacağını ve enteresan demeyeyim yani fakat bu noktada beklenen ama daha önce çok fazla açıklamasını da yapmadığı bir olaydan bahsediyor. Fiyat para birimi konusunda cesur açıklaması. Diyor ki itibari para birimi bir aldatmacadır. Tabi bununla alakalı buradaki haberi eğer zaman kalırsa yani haber noktasında da değerlendireceğiz. Finansal diyor. Tartışmaları tetikledi. Mesela dolar, euro veya yen gibi devlet tarafından basılan geleneksel paraları ifade ediyor. Şu an başlangıç için buraları cebe koyalım. Yani neyin ne olduğunu anlamak için. Dogecoin destekçisi Elon Musk konuştu. Net bir aldatmaca. Evet. Burada fiyat birimlerden bahsediyor. Şimdi bununla alakalı sürekli konuşan bir isim var. Ki başta da dediğimiz gibi Elon Musk'ın içine Robert Kiyosaki kaçtı. Robert Kiyosaki ile yani zaten Elon Musk çok fazla fikir birliği içerisindedir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, fikir birliği demeyeyim. Elon Musk'ın kendi çıkarı için yapmış olduğu pek çok şey aslında başlangıç noktasında yani orijinde Kiyosaki'nin de desteklemiş olduğu şeydir. Kiyosaki biraz daha merkezi olmaktan uzak, kontrol edilemeyen ama finansal anlamda enflasyona karşı da hayli dayanıklı olan birimler üzerinde, yatırım araçları üzerinde durmakta. Bakınız Bitcoin, Ethereum, Solana. Solana'yı uzun vadede tutmayın. Onu da altını çizip devam edeyim. Altın, gümüş gibi, petrol gibi çok fazla varlıkla alakalı konuşuyor. Ve bu noktada herhangi bir tane devletin, ülkenin para birimini de kayırmaksızın her bir tanesinin ilerleyen vakitlerde problem yaşayacağı, özellikle ABD dolarının bir tost gibi pestil olacak mı diyordu, ne diyordu hatırlamıyorum onu. Öyle bir laflar konuşuyor işte yani zaten biliyorsunuz. Bu şekilde açıklamalar yapıyor. Tabii geçmişte de hani her iki ismin de bir arada konuştuğu çok fazla şey oldu. İşte bu kadar faiz artırmayın. Zaten kâfi gelir. Bak ülke deflasyona doğru gidiyor falan. Tarzında da çok fazla açıklamaları oldu. Yani bununla alakalı da bunu da söyleyeyim dedim. Bu iki tane isim birbirlerine çok benzer söylemlerde bulunmuştur geçmişte de. Gelelim Elon Musk'a. Robert Kiyosaki bunu doğru gördüğü için destekliyor ki gerçekten doğru. Şimdi bu noktada Elon Musk'ın hareketlerine bakalım. Elon Musk bunu neden bu tarz açıklamalar yapıyor? Çünkü iş kendi çıkarına. Çünkü kendisi de tam olarak bu hususta ekmek yiyecek. Bakınız. Elon Musk'ın başından beri bak sürekli ne diyoruz? Diyorlar ki Elon Musk'ın Dogecoin'i var. Yok vallahi vallahi yok. Bak billahi yok. Ezan okunuyor. Yok. Yemin ederim yok. Yani daha nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Yok. Adamda Dogecoin, Mochcoin yok. Dogecoin'i bu adam var etti. Ortaya çıkardı. Evet. Bunu da itiraf etti. Evet dedi. Köpeği ben dışarı saldım. Kabul ediyorum dedi. Bunu da itiraf etti. Fakat adam sizin zannettiğiniz gibi böyle 3-5 bin lira için ya da milyon ya da milyar dolar için iş yapan bir adam değil. Bu adam sürdürülebilir bir iş yapmak istiyor. Bu adam büyüyen bir piyasanın içine girdi. Ve benim kontrolüm olsun diyor. Benim. Bu piyasada benim sözüm geçsin. Ben bu piyasada ürün çıkartırsam tutsun. Elon Musk şu an en ünlü kripto para influencer olarak geçer. Öyle zaten. Yani piyasa içerisinde kripto paralar ortamında özellikle. En çok tanınan isim Elon Musk. Hani adamın genel popülaritesini de çıkart. Sürekli mesela CZ'den daha hype kripto paralar konusunda. Bu adamın asıl buradaki amacı en başta da söyledik. Adam şu anda X üzerinde bir stablecoin çıkartmak istiyor. Yani adam X'in bir kripto parası olsun istiyor. Ve tamamen kendisi
kontrol halinde bunu gerçekleştirmek istiyor. Adamın amacı bu. Böyle bir şey var. Ki kendince de haklı olarak. Dolayısıyla Dogecoin'i de bundan kaynaklı kullanıyor. Dogecoin dediğiniz şey bir ara geçiş. Vakti geldiğinde Elon Musk ki yakın bir zamanda hemen Dogecoin entegrasyonunu yapacak ve hadi buyurun Dogecoin ile ödeme kabul ediyoruz. Yok işte diğer kripto paralar alım satımı açıyoruz. Twitter'ı bir açacak bildiğiniz kripto cenneti. İçeride borsa gibi faaliyet. Aynı anda Dogecoin'in işte ekstrem reklamlarıydı, şuydu buydu. Başlayacak konuşmaya. Şöyle uçar Dogecoin, böyle uçar Dogecoin. Tabi bir yandan kabul şeyi de ödemeleri de kabul ediyor Dogecoin'le. Ödeme yapmayı da destekleyecek derken beklenti böyle bir süreç. Ki vakti geldiğinde de kendi stable coin'ini çıkaracak. Onu çıkardıktan sonra da bunun üzerinden ilerleyecek. Şu anda Dogecoin'i niye entegre ediyor? Çünkü piyasanın buna muhakkak alışması lazım. Yani şu anda siz düşünün. Tutup sadece dolar kabul etmiyoruz. Dolar ödemesi, Türk lirası etmiyoruz. Euro sadece bunun üzerinden. Arkadaşım kim kullanacak yani o zaman? Kim ödeme yapar ki onunla kim kullanır? Kimse kullanmaz. Yani erken aşamada bu Twitter'a da adı geçen altcoin'e de zarar verir kendi coin'lerine. Ve hiçbir şey yapamaz. Bir çuval incir berbat edilmiş olur. Dolayısıyla bunun için bir geçiş süreci lazım ve bunun için ortam müsaitliğinin uyuşması lazım. Birincisi kendi stable coin'leri ne zaman çıkar? Muhakkak hükümetin hiç değilse hükümetin değişimini bekliyorlar. Yani bu adamlar şu anda bunu çıkarmaz. Daha önceden bunların stable coin çıkaracağıyla alakalı biliyorsunuz ki konuştuk. Devamında hemen ABD meclisinden açıklamalar geldi. İşte ilkin çıkartması sorun yaratır bilmem ne adamlar anında hemen büyük bir şey yarattı. Yani infial yarattı resmen. Elon Musk da dedi ki şu an bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani böyle bir düşüncemiz yok. Ha, tabii ne için dedi bunu? Anlık bu infiali durdurmak için. Hükümet değişir, ortam değişir. Bakın o zaman ne yapıyor? Çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Ama dediğim gibi bu bir geçiş süreci ve tabii Elon Musk'ın bu noktada pozitif olarak uzun bir süre daha kripto paraları destekleyeceğini anlayabiliyoruz. Çünkü adamın çok ciddi bir çıkarı var bu piyasada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.